Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünkü yayınımızda iki yazar konuğumuz var. Serhat Güvenç ve Levent Başar'a ve Çelik Kanatlar Kıbrıs üzerinde kitabı üzerine konuşacağız. Kıbrıs Barış Harekatı üzerine konuşacağız. Bu kitap nereden çıktı diyebilirsiniz. Hatırlayacaksınız, geçen sene de Kıbrıs için havalandılar. G günü kitabı vardı. Bu birinci kitaptı. Arkasından daha dumanı taze taze yayın evinden Çelik Kanatlar Kıbrıs üzerine çıktı ve burada ağırlıklı olarak yapılan havayar operasyonları anlatılıyor ama Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk Hava Kuvvetleri tarihinde gerçekten referans bir kitap. Hemen ben değerli yazarlarımızı konuk olarak sizlere alalım. Şöyle şöyle üçlü olarak gözüksün. Hemen yanımda sevgili Levent Başar'a var, sitemizin yazarlarından. Hemen altında Profesör Doktor Serhat Güvenç var. Beraber bu kitabı Levent ve Serhat abi beraber yazdılar. Çok uzun yılların emeği bir kitap ve öncelikli olarak hoş geldiniz sevgili Levent ve Serhat abi. Hoş geldiniz. Bu akşam biraz kitabı konuşacağız sizlerle ve biraz Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli operasyonlarından biri ve gerçekten kitapta ne diyelim havacılık meraklılarının bence kaçırmaması gereken bir kitap. Daha yeni dağıtım başlamış. Hemen bazı yerlerden ya biz bulamadık diyorlar. Bu da tabii umarım ilk kitap gibi ikinci baskısına, üçüncü baskısına gider. 1974, gelecek yıl 50. yılı ve bu kitapta tekrar gösteriyorum size şahitleriyle birebir konuşulmuş çok büyük emek içeren bir kitap. Ellerinize, kaleminize, klavyenize sağlık öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga. Hoş bulduk Tolga. Hoş geldin Levent. Sağ olasın. Şimdi hemen kitapla ilgili başlayalım. Ben böyle bir Levent'le bir Serhat abiyle beraber konuşacağım. Levent'e soralım önce. Bu kitabı yazma, birincisinde biraz senle konuşmuştuk, Serhat abiyle konuşamamıştık. İlk kitabı yazma nereden aklına geldi? Neden bu adımı attın? Bu kitabın çıkış noktası biliyorsun bizim bir türlü tamamlayamadığımız F-104 kitabı var. F-100'ü yaptık, F-102'yi yaptık. Sıra F-104'teydi. F-104 için birkaç isme gitmiştim. Görüşme sırasında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıkları da tabii çıktı ortaya ve harekatta yaptıkları şeyleri anlattılar. O sırada ben panikledim. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan çok kişi var ve yaşları da ilerliyor. Bu insanları kaybetmeden hemen anılarını alalım, kayda geçirelim şeyiyle, amacıyla F-104'ü kenara bıraktık. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış havacıların peşine düştük. İşte bir 3 yıl bu kişilerle görüşme faslı oldu. Araya pandemi girdi. Tam anladıktan sonra da bu kitabı başladık. İşte ilki geçen sene çıktı. Hava indirme harekatı, uçar birlik harekatı ve keşif görevlerini yapan pilotlarla konuşmuştuk. Onların birinci kitapta toplaması oldu. İkinci kitapta da F-100 ve F-5'lerle yakın hava desteği görevlerini yapan pilotlarla yaptığımız görüşmeler var. Artı Lefkoşa havaalanı taarruzunu icra eden F-104 pilotlarının görüşmesi var. Üçüncü kitap, tabii hemen soruyoruz, daha ikiyi konuşmadık ama üçüncü kitap düşünüyor musunuz? Çünkü bazı eksik konular var. İşte Kocatepe başta olmak üzere. Bu soruyu da Serhat abiye yönlendirmiş olayım. Yani zaten kaçınılmaz olarak bu görüşmelerin ve konuların tek bir kitaba sığmayacağı ortaya çıktı. Daha işin başında. Şu anda ikinci cildi var. Üçüncü cildi Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne yetiştirmeye çalışıyoruz. O da konvoy taarruzu ya da deniz hedeflerine taarruz ve işte Kocatepe'nin battığı, Kocatepe ile birlikte hareket eden diğer iki muhribin de yaralandığı olay. Onu ele alacağız. O çünkü anılarda büyük bir yer tutuyor. Özellikle bu taarruzla görevlendirilmiş ve Kıbrıs Harekatı'nın başka safhalarına katılmamış pilotlar için. Onu ayrı bir başlık olarak işleyeceğiz ve eğer planlarımız tutar ise Levent bu konuda benden çok daha titiz sağ olsun. Yani biz bunu işte harekatın 50. yıl dönümü
döneminde çıkarmayı planlıyoruz. Bir de tabii bu üç kitap başlığı altında inceleyemeyeceğimiz diğer hava faaliyetleri var. Bunlar arasında tabii sen hani de iyi biliyorsundur, izleyicilerin büyük bölümü de biliyordur. Bu meşhur Ege üzerinde ki iç dalaşı diyelim biz. Yani Türk F-102'leri ile Yunan F-5'leri arasında cereyan ettiği düşünülen hava muharebesini de içeren işte bu hava savunma görevleri. Yani doğrudan Kıbrıs üzerinde görev yapmayan ancak Ege'de Kıbrıs Barış Harekatı ile bağlantılı hava savunma görevleri yapan pilotlarla yaptığımız görüşmeler. Ve işte irtibat pilotları var görüştüğümüz. Yine planda olan ve benim bir şekilde bir vakit bulup yapabilirsem o dönemde Antalya'ya istinaden harekata katılan 301. Deniz Hava Filosu pilotları ve uçucularıyla görüşmeler yer alacak. Ki onlar da işte bu konvoy hadisesinin gelişiminde önemli rol oynuyorlar. Özellikle 301. filonun bazı uçakları ve personeli. Bunlardan oluşan bir dördüncü cildi de planlıyoruz. Kocatepe diyelim biz buna. Kocatepe cildi 2024'de hava savunma ve diğer görevlere ayıracağımız ki serinin son kitabı olacak. Onu da 2025'e planlıyoruz. Benim bu kitapların yükünü Levent çekti. Yani zor kısımlarını, işçilik gerektiren kısımlarını Levent yaptı. Bu dört kitabın sonunda benim kafamda da daha akademik bir şey var, plan var. Onu Levent'le hani kaba taslak konuştuk. Bu dört kitapta ki görüşmelere istinaden bir analiz ortaya koymak. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın hava cephesine şöyle bir değerlendiren bir kitap düşünüyoruz. Bunu hem Türkçe hem İngilizce ama bu tabii biraz daha uzun vadeli bir proje. Şimdi tabii şöyle bir kitap incelemesine girersek ben kitabın gazını kaçırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten okuyucularımız aldığı zaman izleyiciler kitabı satın alsınlar. Kitap evlerinden bulabilirler. Online satış noktalarından, internet üzerinden sipariş verebilirler. Gerçekten çok böyle meraklısına damardan hitap eden bir kitap. Şöyle bir kitabın kapağını açtığımız zaman bir F-100C var. F-100 gerçekten bu kara operasyonunun, hava yer operasyonunun ağır yükünü çekmiş zaten resimde de görüyorsunuz. Şöyle bir kitap açtığımız zaman ben tekrar resmini koyacağım buraya. Sevgili Emin Fındıklı'yı da çok güzel anmışsınız. Geçtiğimiz günlerde kaybettik Emin abiyi. Türkiye'nin ilk spotter'ı, havacılık fotoğrafçısıydı kendisi. Ona da çok böyle bir selam etmişsiniz. Çok hoşuma gitti benim. Onu öncelikle söylemek isterim. Okuyucular için şunu anlatmak istiyorum. Giriş kısmında Türk Hava Kuvvetleri'nin o günleri ve 1974 öncesinde işte hazırlanan harekat planları, tatbikatlar, 1972'de Türk Hava Kuvvetleri'nin geçirdiği çok önemli bir aşamayla birlikte, reorganizasyonuyla birlikte çok güzel özetlenmiş. Ben bu yazıyı adeta böyle bir akademik ama dili çok hafif kitabın da dilini çok iyi bulduğumu belirtmemde fayda var. Levent sana sormak istiyorum. Girişte değerlendirme yapılıyor ama 1964'te aslında Yüzbaşı Cengiz Topel'in şehit olduğu ilk Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs üzerine gidip atış yapıp Rumları geri püskürtmesi, Erenköy'ü işgalden kurtarması gibi durumların arkasından Türkiye 64'te ne düşünüyor? Yani 64 yılında böyle bir operasyonu yapabilecek kapasitede mi Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri? Değil. Zaten direkten dönülüyor. C-47 uçakları var sadece nakliye. Esenboğa'ya gönderiyorlar bir 20 küsur civarında. Komandolar biniyor. F-84 F'lerle F-100'lere de hazır ol emri veriliyor. Harekat için. Ama o yıllardaki hazır bulunduğumuz tam değil. O yüzden vazgeçiliyor. Çıkarma gemilerimiz yok. Büyük nakliye uçaklarımız yok. O yüzden 64'ten sonra peyderpey bu eksikliklerin giderilmesine çalışılıyor. Ta ki 74'teki işte Nikos Samson darbesine kadar. Ben tabii 1964'te lafı ünlü Johnson mektubuna getirmek istiyorum. Serhat abi biraz da tabii uluslararası ilişkiler olarak senin konun akademisyen olarak Amerika nasıl bir tepki veriyor? Bir de tabii 1974 Barış Harekatı'ndan sonra yediğimiz bir ambargo var. 1980'e kadar devam eden.
Evet. Şimdi o tabii yani bizim Türk dış politikası tarihi derslerinde çok mercek altına aldığımız bir konudur Johnson mektubu. Levent'in ifade ettiği gibi 1964 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz aşırı müdahale yetenekleri çok çok sınırlı. Helikopterler yok. Hani sadece ağır nakliye şey değil, helikopterler yok, çıkarma birlikleri yok ve daha da önemlisi deniz aşırı bir harekata göre yetiştirilmiş ve donatılmış birlikler yok. Dönemin başbakanı İsmet İnönü de eski bir asker olarak bütün bu eksikliklerin farkında. Yani müdahale tehdidinde bulunmakla birlikte aslında bir müdahalenin gerçekleştirilmesinin çok çok zor olacağını da biliyor. Dolayısıyla Amerikalılardan bu açmazdan çıkış için bir ışık bekliyor. Yani Amerikalılara çünkü rahmetli Amerikan Büyükelçisini çağırıp biz müdahale etmeyi planlıyoruz. Ne düşünüyorsunuz mealinde bir soru soruyor. O da siz bana 24 saat verin ben size bir yanıtla geri dönerim cevabı veriyor. Washington'a durumu bildiriyor ve Washington'ın gösterdiği tepki çok çok sert. Diplomatik bir atom bombası diye nitelenir Johnson mektubu Amerikan kaynakları tarafından da. Maksat hasıl oluyor. Türkiye'nin gerçek yapma ihtimalinin çok düşük olduğu askeri müdahaleyi fikrini ortadan kaldırıyorlar en azından 64 yılı için. Ama mektubun dili ve içerdiği tehditler Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ağır bir yara açıyor ve belki de hani şeyden ne diyelim böyle bir yarattığı hasar nedeniyle Amerikalıları ihtiyatlı olmaya itiyor. 1974'te Ecevit müdahale kararı verdiği zaman artık Washington Türkiye'ye bir kez daha durdurmaya kalkarsa Türkiye'yi tamamen kaybetme riskiyle karşılaşacağını biliyor. Dolayısıyla 1974'te en azından harekatın ilk aşamasında Amerikalıların müdahaleye karşı olduklarına dair herhangi bir söylemini ya da eylemini görmüyoruz. Ama o Amerikan tarihinin en karmaşık dönemlerinden bir tanesi Watergate skandalı zamanı ve belki biraz da bugünü çağrıştırır gibi aslında Kongre dış politikanın yönetiminde başkanın rolünü kısıtlamaya çalışıyor ve tam da işte bu Kıbrıs müdahalesi bu evreye gelince Amerika'daki etnik lobilerin etkisiyle Türkiye'ye bir silah ambargosu konuluyor. Ve o ambargo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kolunu kanadını gerçek anlamda kırıyor diyebiliriz. Yani uzunca bir süre toparlanması 80'lerin neredeyse sonunu buluyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Ben bir asker çocuğuyum. Rahmetli babam o dönemde görevdeydi. Yani nasıl sıkıntılar çektiklerini ben biliyorum. O kara subaydı. Tabii hava kuvvetlerinde ve deniz kuvvetlerinde bağımlılık daha da fazla olduğu için Amerikan yardımına oralarda çekilen sıkıntılar daha ağırdı. Ama Kıbrıs Harekatı'nın böyle bir bedeli oluyor Türkiye'ye. Buna karşılık da dönemin başbakanı Süleyman Demirel o zamanki ortak üsleri ve tesisleri kapatıyor. Yani asıl darbeyi vuran şeylerden bir tanesi o. Amerika'nın Türkiye üzerindeki özellikle dinleme ve istihbarat toplama tesisleri ve lojistik imkanlardan mahrum kalması, özellikle Orta Doğu ve Kafkaslar'da büyük zafiyet yaratıyor hem Amerika Birleşik Devletleri için hem de NATO için. Tabii Türkiye'nin hazırlığı sırasında benim dikkatimi çeken tamam 1964'te Johnson mektubu var ama o 60'ların ortası da enteresan işte CH-30 nakliye uçaklarının alınması, F-104'ler arkasından F-5'ler sıfır veya sıfıra yakın çok az uçuş saatiyle geliyor. Johnson mektubuna rağmen bunların alınması da ilginç buluyorum ben açıkçası. Demek ki o yıllarda çok önemli bir bunlarla ilgili bir planlama gerçekleştirilmiş ve 10 yılda bu harekatı yapabilecek seviyeye Türk Silahlı Kuvvetleri gelmiş. Şimdi biraz da kitabın iç konularına geldiğimiz zaman her zaman söylüyoruz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekten ağır yükünü işte ekranda da gördüğümüz F-100 uçakları çekiyor. Levent sen tabii F-100'lerle ilgili çok güzel iki kitap yazdın. Hobby Time yayınlarından çıktı. Bulabilenler artık biraz sahaflarda bulunuyoruz. Tükenmiş durumda Levent. F-100 uçağını biraz değerlendirir misin bize? Neden harekatın asıl yükünü F-100'ler çekiyor? Özellikleri ne bu uçağın? İyi ki de F-100'lerimiz varmış diyorum. Yani o zaman elimizdeki en ağır yük mühimmat taşıyabilen yüksek performanslı uçağımız F-100. Ve harekatın bütün yükünü kaldırmış hakikaten.
Uçak savar ateşleriyle yaralananlara rağmen hepsi görevini geri dönüp yapmış. Pilotların hiçbir tanesinin en ufak bir şikayetini duymadım. Hatta hayatlarını F-100'e borçlu olan pilotlarımız var. Kitapta okuyacak okuyucular. Dolayısıyla F-100'ün bizde olması büyük bir avantaj olmuş. Hem menzili hem taşıdığı yük açısından. O kadar çok etkili olmuş ki sadece dalış yapması istenmiş mesela F-100'lerin. F-100'ü gören Rumlar hemen atışı kesip siper alıyormuş. Boş geçmesi istenmiş. Silüeti yetmiş yani Kıbrıs göklerinde F-100'ün silüetinin çok büyük etkisi olduğunu hep aktardılar. Onun dışında dediğim gibi F-100'ün iki tipi vardı bizde o zamanlar. F-100C ve F-100D. C'ler daha eski. Bize Vietnam Savaşı'nda Amerikalıların kullanıp daha sonra onların milli muhafızlarında da kullandıktan sonra emekli ettikleri, kal ettikleri uçaklar. Kal demeyeyim de depoya kaldırdıkları uçakları bize teklif ediliyor. Ve bize geldiklerinde durumları baya kötü. Mesela paraşüt ve atlama sonrasındaki kitleri eksik, koltuklarda sıkıntı var, uçakların çoğu Vietnam'da yara almış, onlar hep onarılmış. Bunları bakımcılarla görüştüğümüzde hepsini söylediler F-100C'lerin böyle durumlarını ama gene de hepsi görevini yapmış. F-100C'ler Konya'daydı 2 filo, bir de 181. filo Antalya'dan katıldı harekata. Diğerleri de F-100D'lerle şey yapıldı. Kısacası dediğim gibi yani süliyeti yetmiş Kıbrıs'ta Haberleş Harekatı'nda. Kısaca böyle şey yapabilirim. F-100'lerin etkildiğini. Hikayesini. Kitabı okurken tabii senin de biraz önce dediğin gibi uçak savar çok yoğun bir uçak savar ateşi var. O yıllarda öyle lazer güdümlü yok uzaklardan atılabilen mühimmatlar yok. Gerçekten tabiri caizse havacılığın şövalyelik dönemi gez göz arpacık alçalacak atacak ve çok zorlu görevler verilmiş. Bir vadinin ortasında dalması çok zor. Örneğin bölge tabii bir de Kıbrıs'ta bir Yunan alayı var ve Türk alayına çok yakın ve çok herhalde en yoğun çarpışmaların yaşandığı yerler. İşte buralara girip çıkmak, uçabilmek, operasyon yapabilmek oldukça zor. Ben de Serhat abiye şeyi sormak istiyorum. Yerde tabii bu uçakları yönlendiren ileri hava kontrolörleri var, İHK'lar var. Onlar da pilot değil mi? Nasıl yönlendirmişler uçakları? Bunlarla ilgili de bayağı bir efsane dönmüş açıkçası. Evet, yani şimdi İHK yetiştirme ya İHA ileri hava kontrolörü yani havadaki uçaklara hedefe yönlendiren bunlar da muharip pilotlar, tecrübeli pilotlar ve bir de kara deniz hava işbirliği kursu görmüş olmaları gerekiyor bunların. Evveliyatı olabilir yani geçmişi daha eskiye dayanıyor olabilir fakat bu kitap için araştırma yaparken 1964 Kıbrıs krizinden sonra İHK yetiştirilmeye daha sistematik biçimde önem verildiğini görüyoruz. O tarihten sonra hem İHK yetiştiriliyor hem de İHK'lar Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında görevlendiriliyorlar. Yani hem alayı tanımak hem de alayın görev yaptığı bölgelerde ihtiyaç halinde hava kuvvetlerine hedef yönlendirmesi yapmak için. Yani iki tane bazı kaynaklarda adada iki tane pilot görevlendirildiği söyleniyor. Bir tanesi Bayraktarlık'ta, bir tanesi de Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayında. İlk harekatta 20 Temmuz günü 7 tane İHK adaya çıkıyor. Bunların 3 tanesi Çakmak Özel Görev Kuvveti'yle şeye çıkarma plajına çıkıyorlar. Aralarında rahmetli Fehmi Ercan da var, Akın abi var ki çok hoş sohbet bir insandı. Yakınlarda kaybettik maalesef. Bir de tabii Başımız sağ olsun. evet, Necdet Karademir var. Yine bu maceralı bir biliyorsunuz Dornier 28'de sızma girişimi var. Orada Tuncay Özman isimli bir yüzbaşı var. O hava indirme tugayı ve 6. Kolordu'nun İHK'sı. İki tane de helikopterle gelen İHK var.
Galiba bunlar da Rahmi Doyran ve Tanju Korucan isimli iki İHK. Bunlar hakikaten çok önemli görevler yapıyorlar ama adaya çıktıklarında karşılaştıkları sorun telsizleri çok kısa sürede elden çıkıyor. Bataryaları bitiyor. En büyük sorunları bu. İletişim kurmak. Bir de tabii orada kara görev yapan karacı subayların aktarımları bunlar havaca. Yani hava gücü israf düzeyinde kullanılıyor. Böyle makinalı tüfekle topla ya da havan topuyla şey yapılabilecek, bertaraf edilecek hedefler için bile yakın hava desteği talep ediliyor. Dolayısıyla bu kadar çok görev talebi olunca neyi öncelikli, ne değil o biraz karışıyor. Elinin altında işte havada kol yakalayan İHK'cı hedefe gönderiyor ama harekat ilerledikçe bunların görevleri daha verimli olmaya başlıyor. Bir diğer sıkıntı çektikleri konuda tabii Türk ve Yunanlıların elinde aynı telsizlerin olmasından dolayı parolaların çok kısa sürede açığa çıkması, yarım saatte bir değişiyormuş ama Rumlar hemen tespit ediyormuş parolaları. Dolayısıyla böyle özel hayattan türetilen bir takım sorularla havadaki pilotlar yerdeki İHK'ların gerçekten kendi taraf saflarında olup olmadığını tespit etmek için işte arabanın markası ne, kaç çocuğun var, çocukların adı ne, harp okulundaki şeyin lakabın ne gibi sorularla işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Yani İHK'ların rolü aslına bakarsanız çok çok önemli. Zaten yani pilotlarla yapılan görüşmelerde de hep hedef tespitinde bu konuda yetişmiş pilotların ne kadar verimli olduğunu, ne kadar etkili işler yaptığını onlar teslim ediyorlar. Kitabı ben henüz bitirmedim. Dikkatli oku ve keyif alarak okumaya çalışıyorum. Yani hızlı hemen şöyle bir okuyayım, karşınıza çıkayım dan öte. Keyif, çünkü insanın içine bazı yazıları sindire sindire okuması gerektiğine inanıyorum. Muhtemel bu kitabı bitirdikten sonra birinci kitabı tekrar bir elime alıp sayfaları karıştıracağım gibi duruyor. Muhtemel meraklı okuyucular da, izleyiciler de bu benim söylediklerimin akıllarının kenarında kalsın, bu keyfi alacaklardır diye düşünüyorum. Tabii şimdi Levent'e sorayım. 10 yıllık bir hazırlık var. Ama bu hazırlıkta da gerçekten o detayların içerisine girildiği zaman inanılmaz zor bir şey savaşı planlamak. Kalkacak uçaklar, pilotların yiyeceği yiyecekler, teknisyenler, tabii onlar da yerdeki kahramanlar, pilotlar kadar o uçakları hazırlıyorlar. İşte anılarda var. 7 yerinde kurşun yarası var uçağın. Söylemiyorlar. Bir sonraki uçuşa çıksın. Çünkü öbür türlü olsa belki uçuştan kesilecek, ama o uçaklar hemen tamir ediliyor. Hemen ilk sortiye yetiştiriliyor. Gerçekten bunlar insanüstü çalışmalar. O yıllardaki hava kuvvetlerini, Levent, sen yıllardır sektördesin. İşte Kanatlar Dergisi, daha önceden Savunma Havacılık, Uçan Türk kitaplar hazırlıyorsun. O yılların hava kuvvetlerinin şöyle bir fotoğrafını basitçe, yani bu küçük bir yer gibi gözüküyor Kıbrıs, ama yapılan hava operasyonu, kara da aynı şekilde, deniz de aynı şekilde çok büyük bir operasyon. Nasıl değerlendiriyorsun? Hava kuvvetlerinin eğitim durumu düzeyi hiç eksilmedi bence. Her yıl eskiden de böyleydi. Çok iyi bir eğitim programı oluyor. Çok yoğun bir teğmeni alıyorlar, saatlerce uçuruyorlar, sorti üstüne sorti yapıyorlar, pişene kadar eğitimini tamamlayıp ondan sonra filoda yükseliyor bu şeyler. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hava kuvvetlerine baktığımızda filolarda çok tecrübeli, çok iyi eğitim almış pilotların olduğunu görüyoruz. Yani bir eğitim zafiyeti veya bir eksiklik ben şey yapmadım. Görüştüğüm pilotlardan olsun kendi araştırmalarım sırasında göremedim. Hepsi çok iyi hakim uçağına, şeye hakim, duruma hakim. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Sıkıntı lojistik. Bizim maalesef lojistiğimiz çok büyük gedikler vermiş, açıklar vermiş harekat sırasında. Nedir Lojistiği bunlar? biraz izleyicilerimize açıklar mısın? Lojistik nedir? Lojistik nedir bunlar? Pilotların yemeği, pilotların üstü başı. Üstü başı.
teknik personelin, bakımcıların yemekleri, kalacakları yerler, o Temmuz sıcağında üzerlerindeki kıyafet ve çektikleri sıkıntılar hep anlatıldı. Kitapta var bunlar. Bunlar da sıkıntı çekilmiş. Bunlar düşünülmemiş mi bilemiyorum. Düşünülmesi lazımdı. Savaşa girecek bir ordunun pilotuna 3 sorti yapacak pilotuna yemeğini hazır ve güzel bir şekilde vermesi gerekirdi. Tek bir tulumla göreve gönderiyorsunuz pilotu. Kan ter içinde geliyor. Sırılsıktan terlemiş. Kuruyor üzerinde. O tuz lekeleriyle yıpranan tulumu ikinci gün yırtılıyor. Yenisini veremiyorsunuz. Ayakkabı deseniz sorun olmuş. Konserve yemişler. Yani bunlar birazcık o dönemdeki sıkıntılar olmuş. Hazırlık safhası işte dediğim gibi birazcık da şey var. İlk kez Türk Silahlı Kuvvetleri bir savaşa giriyor. Daha önce hiç gerçek atmamışlar. Hiçbir pilot, en tecrübelisi bile roket atmamış. Büyük 750 birlik bomba bırakmamış. Bıraktığı zaman o uçaktaki titreşimi, makineli topları attığındaki etkisini bunları hiç daha önce yapmamış. Bunları ilk gün yaşıyorlar. Ve yaşadıktan sonra öğreniyorlar. Hemen debriefingde aktarıyorlar. İlk gün vurulan uçakların çoğu alçak irtifaya indikleri için vuruluyor. Çünkü heyecan var. Hedefi göreyim, tam vurayım hedefi diye irtifaya indiğinde uçak savar menziline girmişler. Çoğu uçak yaralanmış. Üste dönemlerde hasarlı uçaklar var. Yakıt sarfiyatı önemli bir şey olarak çıkmış karşımıza. Gene heyecandan, gene yılların biriktirdiği hırstan, kinden hedef aramışlar. Bulduklarına taarruz etmişler. Zorlamışlar limitleri. Zar zor üstlerine geri dönenler var. Dönemeyenler var yakıtsızlıktan. Bunlar ilk günden sonra alınan derslerle ikinci günden sonra, üçüncü günden zaten harekat bitiyor. İkinci harekat Ağustos'taki zaten çok daha profesyonelce, çok daha böyle sistematik, tıkır tıkır işleyen bir harekat olmuş. Ama ilk üç Ben gün lafını böleceğim. Şimdi insanlar şey zannedebilir. Bu operasyon 1 ay, 2 ay, 3 ay değil. İlk harekat 3 gün değil mi? 20, 21, 22'sinde saat 17.30'da kesiliyor. İkinci harekat o da 14, 15, 16 Ağustos. Yani iki harekat 6 günde çok geniş bir alana hakim olunması ve 6 gün sonunda da şu anki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarına ulaşılarak böyle bir operasyon yapılıyor. Yani gerçekten ben tabii olayın havacılık kısmına meraklıyım ama Serhat abi işin deniz kara kısımları hatta geçen yıl çok güzel bir tura da katıldı. Hayalim o gidebilmek Kıbrıs'a bu turu yapabilmek o alanları görebilmek gerçekten okudukça o yıllarda Türkiye gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonları yapabilmesi bile bence çok zor ve bu gerçekleştirilmiş. bir Serhat araya abi şeyi sormak girebilir istiyorum. miyim? Tolgacığım bir araya gireyim. Bir de Tabii. gözümüzden kaçan bir şey var. Türk Hava Kuvvetleri o sırada bir de Yunanistan'a karşı teyakkuzda. Şimdi onu da göz ardı etmeyelim. Yunanistan Tabii. her an bir delilik yapıp taarruz edebilir, karşılık verebilirdi. O yüzden bütün konsantrasyonunu sadece Kıbrıs'a vermemiş. Batıda da bütün filolar hazır beklemiş, uçakların altında yatmışlar, alarm tutmuşlar, mühimmat yüklü, kep yapılmış Ege'de, çok yoğun uçuşlar yapılmış. Dolayısıyla Hava Kuvvetleri o sırada sadece Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili değil. Orayı yapan 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1. Taktik hazır bekliyor Yunanistan'a karşı, eller tetikte ve tedirginlik var. Yunanistan'a karşı da bir herhangi bir şey olabilir diye. O açıdan da değerlendirmek lazım. Yani birazcık iki cephe şey olmuş, çakışmış. Bu da bir her hava kuvvetlerini zorlar. Yani hakikaten 3 günlük bir harekat değil aslında. Hazırlanması bir taraftan riskler yüksek çünkü
O yıllarda Yunanistan bizden biraz önce F-4'lerini alıyor. Bir saldırı bekleniyor ya Kıbrıs'a. Zaten o da sizin üçüncü kitap Kocatepe Muhribi'nin yanlışlıkla batırılması. Bir konvoy bekliyor Türkiye. Batıdan bir şey gelecek mi? Benim de babam o dönem içerisinde Lüleburgaz radarında o günleri rahmetli anlatmıştı. Gerçekten o da böyle bir çok sıkıntılı bir bekleyiş. Onu da belirtmekte fayda var. Serhat abiye de şeyi sormak istiyorum. Tabii ki bu kadar büyük bir operasyonda uçak kayıpları oluyor veya Levent'in biraz önce söylediği gibi hedefleri çok zorluyor pilotlar. O 1964 bir travma. Türk Hava Kuvvetleri'nde Yüzbaşı Cengiz Topel'in şehit edilmesi. Herkesin belinde tabancasıyla çıkılıyor. Eğer bir atlayıp düşman toprağına inilmesi durumunda o son mermiyi kafasına sıkacak şekilde hazır. Bunlar psikolojik olarak çok zor şeyler. Bir de bizim nasıl yiyecek ve lojistik konusunda olduğu gibi kervan yolda düzülür gibi bir yaklaşım olmuş ve arama kurtarmada da çok anlık bulmak, etmek, getirmek biraz galiba zor olmuş. Onu da Serhat abiye sormak isterim. Şimdi bu soruya izin verirsen Levent'e sorduğun soruyla bağlantılı bir yanıt vereyim. Olur Levent tabii ki. değindi aslında. Şimdi harbe hazır pilotlar, çok iyi yetişmiş pilotlar, çok tecrübeli pilotlar ve çok kısa sürede öğreniyorlar. Tek eksikleri muharebe tecrübesi. Bu muharebe tecrübesi eksikliği işte limitleri zorlama, çok alçalma. Liderin bombaları attığı yere aynı atış sahasındaymış gibi bombaları atma, yani başka bir hedefe değil de bunlar hep ilk güne yaşanan şeyler. Bu muharebe tecrübesi eksikliğinin hissedildiği bir başka alan da arama kurtarma. Neden böyle bir eksiklik var? Ya da neden daha önce böyle arama kurtarmaya çok ciddi eğilinmemiş? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Soğuk Savaş boyunca kendi sınırları içerisinde muharebe yapacak şekilde eğitildi. Bütün planlar, tasarılar buna göre geliştirildi. Dolayısıyla dost topraklar üzerinde uçak kaybı yaşanacağı ve kurtulan pilotların da dost unsurlar tarafından kısa sürede bulunup ne diyelim birliklerine ulaştırılacağı varsayımı vardı. Şimdi Kıbrıs her ne kadar Türkiye'ye çok yakın olsa da bir deniz aşırı harekat sahası ve deniz aşırı harekat sahası için arama kurtarma, muharebe arama kurtarma, hatta denizde kurtarma gibi ne bir hazırlık var ne bir düşünce var. Bir de üstüne üstlük hava kuvvetlerinin elindeki arama kurtarma kabiliyeti birlik taşımaya tahsis ediliyor. Yani ikinci ordu hava alayının emrine verilen sadece kara kuvvetleri ve jandarma helikopterleri değil, hava kuvvetlerinin arama kurtarma helikopterlerinin de büyük bir bölümü. En azından yeni olan yani UH-1H modelleri ve bu helikopterlerin birlik taşıma ulaştırma görevlerine tahsis edilmesi nedeniyle de ortaya bir zafiyet çıkıyor. Levent onu çok iyi araştırdı. Kitapta böyle kalem kalem işledi. Hangi pilot nasıl kurtarıldı? Yani ne diyelim, bugünkü standartlarla düşündüğümüz zaman bir kitaba uygun bir arama kurtarma harekatıyla kurtarılan pilotumuz neredeyse yok gibi. Yani çok enteresan olaylar var. Özellikle Türkiye'de şey yapan düşen uçakların hakikaten pilotların kurtarılmasında bu bahsettiğim dost topraklar üzerinde arama kurtarma faaliyeti durumu yaşanıyor. Denize düşen pilotlar, bunlardan en önemlisi işte en bilineni biliyorsunuz şey tarafından Çakmak Muhribi tarafından kurtarılan F-100 pilotu. Onun dışındakiler böyle evet Sadık Dülger Allah rahmet eylesin, o da bir başka uçak kazasında hayatını kaybediyor. Yani baktığımız zaman şey nedir? Bir tane şey böyle Türk ve Rum kesimler arasında gidip geliyor atlayan bir F-100 pilotu. Atatürk müdür Levent? Şimdi ben tam hatırlayamadım onun kim olduğunu İsmail da. Atatürk, Hani, evet. Atatürk, evet, o da Türk kesimine doğru rüzgar götürdüğü için Kıbrıs'ı Türkler tarafından, mücahitler tarafından kurtarılıyor. Yani arama kurtarma açısından aslında Kıbrıs Barış Harekatı şimdiki ne diyelim şimdi yaygın kullanılan tabirle geliştirmeye çok muhtaç bir alan. Ama yine Levent'in doğru tespitiyle bu arama kurtarma konusundaki zafiyeti gidermek için Türk Silahlı Kuvvetleri 90'ların sonuna kadar pek de bir şey yapmadı. Bu yani Ege'de karşılaştığımız olaylarda atlayan pilotların
durumlarını değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan bir şey. Bugün yani öyle bir zafiyet söz konusu değil ama 74'te arama kurtarma hakikaten böyle çok hazırlıksız olunduğu yaşanan örneklerle anlaşılan bir konu. Kitapta ben onu da ekledim. İkinci Ordu Hava Alayı'nın emrindeki iki helikopter, en az iki helikopter arama kurtarma vinci ve şeylerle donatılmış durumda. Suda şişebilen kızaklarla donatılmış durumda. Bunların bu tür görevlerde hiç kullanılmamış olmasını da ben anlamlandırmakta zorluyorum ama bizim bilmediğimiz bir nedeni elbette olabilir. Belki kara kuvvetleri, kara havacı pilotların su üzerindeki eğitimleri eksik olabilir. Bilmiyoruz o yıllarda neler yaşandı. Çünkü helikoptercilik de 1974'te Türkiye'de adeta emekliden bir tarafta yavaş yavaş büyüyor. Ben kitabın gazını kaçırmak istemiyorum. Diyoruz ki okuyuculara alın bu kitabı okuyun. Ben hemen sağ olsun Serhat abi imzalı bir şekilde verdi ama iki kitap da ben satın almıştım. Bu kitaplardan birini okuyucularımıza ben hediye etmek istiyorum. Bir soru mu sorsak acaba? Nasıl yapalım onu? Aklınıza geliyor mu bir şey? Yani şu an aklıma geldi böyle bir kitap hediye etmek istedim. Bir soru mu sorsak? O soruyu doğru cevaplayan birine bir kitap versek? Ne diyorsun Levent? Serhat abi. Valla ilk kitabı okuyan bir okuyucuya verelim hiç olmazsa. İlk kitaptan bir soru evet. Soralım. Değil mi? Tamam Levent. Olur. Olur. Ha? Uygun. Ha, uygun mu? Uygun. Bir soru alalım sizden hadi bakalım. Şeyin hem de anarız böylece. Hava indirme harekatının başarılmasında en etkili, en şekilde başarılı olmasını sağlayan komutanımızın ismini soralım. İsmi. Tamam çok güzel. Oo, hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Tamam çok güzel soru oldu. Evet. Evet güzel soru oldu. Evet. Yayının sonuna doğru geliyoruz. Merakla bu şeyi takip ederler. Bu sorunun cevabını ilk kitabı okuyanlardan benim info@tolgaozbek.com adresime lütfen şey yazsınlar, mail atsınlar, elektronik posta yollasınlar. Ben bir çekiliş yapacağım ve kazanan arkadaşa da bu kitabı hediye edeceğim kendilerine. Çıkan arkadaşa da şu an şimdiden iyi okumalar diyelim. Gerçekten çok keyifli kitap. Dediğim gibi kitabın gazını fazla kaçırmak istemiyorum. Çok anlatacağımız burada sabaha kadar konuşuruz. Çok keyifli. Bir yandan işin felsefesini, savaş atmosferini anlatıyor. Çekilen zorluklar, insanların gerçekten askerimizin olağanüstü çabası var burayla ilgili. Belki de bunu okudukça da şimdi konuşurken de şu aklıma geliyor. O yıllarda hep NATO görevleriyle geliyor. Belki de milli bir operasyon, hazırlık bu işte ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana görevlerinden bir tanesi bu 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'yla harekat olarak da belki de ortaya konuluyor. İşte sonrasında 80'lerde bölücü terör örgütüne karşı yapılan operasyonlar var. Bu açıdan da pilotlarımızın sürekli bu tür gelişmiş mühimmat kullanmaları, sürekli sınır ötesi operasyonlar muhtemel. Allah korusun tabii ki bir savaşa girmek değil herhangi bir şey olsa bu tecrübelerin çok olumlu yansıyacağını açıkçası düşünüyorum. Çünkü o yıllarda muhtemel bu yaşlarda konuştuğunuz insanların çoğu en genci herhalde 75 yaşında falandır ve yukarı doğru çıkıyor yaşlar. O dönem içerisinde belki attıkları tek bomba gerçek bir operasyon anında herhalde Kıbrıs Barış Harekatı'dır diye düşünüyorum. Sevgili Levent Başara, sevgili Serhat Güvenç, çok çok teşekkür ediyoruz. Yayına katıldınız. Kitap dediğim gibi kitapçılarda ve online satış yapan çeşitli platformlarda var. Kitabı Çelik Kanatlar Kıbrıs üzerinde. Hemen söyleyeyim, Kronik Yayınlarından çıkmış durumda. Kitabı merakların kaçırmamasını öneriyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayına katıldınız, beni kırmadığınız için. Üçüncü kitapta buluşmak üzere diyelim şimdiden. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Dolga abi. Keyifle sohbet ettik. Haberleşmek, sen... görüşmek üzere. Artık bilmiyorum bundan sonrası da bir imza günü bir şey olursa da haberimiz olsun. Bunları okuyucu ve izleyicilerimize de paylaşmak üzere. Ağzınıza sağlık, klavyenize sağlık. Yeni çalışmalarınızı, yayınlarınızı keyifle bekliyoruz.
Sen Tolga kitabın kapağını gösterdin, okuyucuya şey yaptın, yakın plan yaptın. Merak etmişlerdir bu kitap tasarımı, kapak tasarımı nasıl oldu? Evet. Çünkü çok beğenildi. Mithat Balkaya arkadaşımız yaptı, çok uğraştı. Ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Eline sağlık, çok güzel, farklı Şöyle bir ben kitap oldu. yakınlaştırayım. Kapak Yakında da oldu. görsünler. F100C var değil mi kapağın üzerinde? F-100C bu Ali Çamlıbel komutanımızın o harekatta uçtuğu, ilk gün uçtuğu uçağın numarasını koyduk. Güzel oldu hakikaten. Güzel bir çalışma oldu. Şimdiye kadar da böyle şeyleri Türkiye'de yapmak çok zor oluyordu. Belki de ilk kez böyle güzel bir çalışma yaptık. Sağ olsun Mithat kırmadı bizi. Beğenildiğini de düşünüyorum. Çok güzel tepkiler geldi. Bana ilk görüştüğümüzde de söyledim. Skadron'un serileri vardır. Uçak modellerini tanıtan Lou Drendel'dı galiba. Yanlış Evet. hatırlamıyorsam. Evet. Bu Kendisi yazar ve şeyi de kapağı da çizerdi. Biraz onu anımsattı. Çok keyif aldım ben. Levent, yani bunlar artık bir tişört mü olur ne olur? İlgili makamlara biz şeyimizi Evet. iletiyoruz. İstek parçamızı iletiyoruz yani. Tolga kahve şeyi mugı ve tişört istiyor ona göre. Ona göre bedava reklam bu kadar, bilmiyorum artık yani. İlgili makama Levent'ciğim iletiyoruz sana Mesaj şeylerimizi. al. Mesaj alındı. Peki. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki kitap tanıtımızda farklı, keyifli bir konuda görüşmek üzere.